Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir efsane video ile karşınızdayım. Bugün sizlerle birlikte internet size futbol 2024 PS oyunu telefona nasıl indirebilirsiniz ve kurabilirsiniz onu göstermeye çalışacağım. Yorumlar bölümünde oyun dosyalarını bıraktım arkadaşlar. Oradan dosyalara ulaşabilirsiniz. Ondan sonra onlar indikten sonra Zaşi uygulamasına giriş yapacaksınız ve bu sırada da kanalımıza abone olmayı unutmayın. Zaşi uygulamasına giriş yaptıktan sonra arkadaşlar sizlerde PSP klasörü yoksa şu artı işaretine basıp yeni klasör diye buraya PSP yazıp yeni bir klasör oluşturabilirsiniz. Zaten PSP emülatörü kullanıyorsanız büyük ihtimalle bu klasörünüz vardır arkadaşlar. Olmayanlar bu şekilde oluşturabilirler. Ondan sonra sizler burada download klasörüne gireceksiniz. İndirdiğiniz dosyalar buraya gelecektir. Benim başka bir yerde şöyle 3 tane dosya indireceksiniz. Game file, texture, save data ve bir tane de arkadaşlar kamera pack diye bir dosyamız var. Öncelikle game file dosyamıza tıklıyoruz ve görüntüle diyoruz arkadaşlar. Bunun içerisine giriyoruz ve şu dosyanın üzerine basılıp kopyala deyip arkadaşlar bunu gelip PSP klasörünün içerisine atıyorsunuz. Ben de olduğu için bir daha atmayacağım. Burada sizlere şifre soracaktır. Şifre de mprogaming.com. Zaten birazdan yazılı bir şekilde de sizlere göstereceğim. Bunu buraya attıktan sonra bir daha geleceksiniz arkadaşlar. Download klasörüne sizler giriş yapacaksınız. Ondan sonra şöyle bir tane dosyanız olacak. Texture save data diye buna görüntüle diyeceksiniz. PSP'nin içine girip şu iki tane tik var ya arkadaşlar. Buna tıklayacaksınız. Şu üç dosyayı seçeceksiniz. Üzerine basılı tutup kopyala diyeceksiniz. Ve bunu da gelip arkadaşlar PSP klasörüne atacaksınız. Tüm dosyalar uygula değiştir diyorum. Burada bizlere şifre soracak. Şifreyi de sizlere şu şekilde yazıyorum arkadaşlar. Bunu da mutlaka dikkatli bir şekilde yazın. mprogaming.com şeklinde yazarsanız arkadaşlar klasöre çıkaracaktır. Ben iptal diyorum. Zaten bende var arkadaşlar. Sonradan ben yine ayarlarım. Bunu da bu şekilde çıkardıktan sonra kameranın açınızı değiştirmek istiyorsanız sizler için kamera kurulumunda göstereceğim. Yine download klasörüne sizler giriş yapıyorsunuz ve burada kamera pack adında bir dosyamız olacak. Buna dokunacaksınız arkadaşlar. Klasöre çıkart arşiv name şeklinde bunu çıkaracaksınız. Çıkardıktan sonra şöyle bir klasör oluşacak. Bu klasörün içinde gördüğünüz gibi 2, 4, 6, 8 farklı kamera türü var. Hangisiyle oynamak istiyorsanız onunla oynayabilirsiniz. Tanıtım videomuzu izlediyseniz bizler PS5 kamera açısıyla oynuyorduk arkadaşlar. Gerçekten benim en beğendiğim kamera bu. Mesela ben bunu kurmak istiyorum. İçindeki dosyanın üzerine basılı tutup kopyala diyoruz. Ve bunu da gelip arkadaşlar PSP klasörünün içerisindeki PSP game klasörüne giriyorsunuz. CSDIR klasörüne girip bunu buraya atıp tüm dosyaları uygula değiştir diyorsunuz. Bu şekilde arkadaşlar dosyalarımızı kurduk. Şimdi siyah ekran sorunu almamanız için yapılacak olan işleme geçelim. O yüzden PSP emülatörümüze geçiş yapalım. Şöyle PSP emülatörümüzü de açtık arkadaşlar. PSP emülatöre giriş yaptığınızda şöyle oyunlar bölümüne gelelim. Öncelikle arkadaşlar siz de büyük ihtimalle ilk kurduysanız o PSP emülatörünüz Türkçe olacaktır. Bunun geliyorsunuz ayarlar bölümüne tıklıyorsunuz. Sistem diyorsunuz. Siyah ekran sorun almamanız için bunu yapmanız gerekiyor. Dil bölümüne gelip arkadaşlar buradan ya Castellona, İspanya ya da Espanyol, Amerika, Latina iki dilden birini seçmeniz gerekiyor. Eğer bunlardan farklı bir dil seçerseniz siyah ekran sorunu alırsınız. Bizler herhangi birini seçiyoruz arkadaşlar ve buradan geri çıkışı yapıyoruz. Ondan sonra zaten oyunumuz burada. Oyunuza giriş yaptıktan sonra arkadaşlar sizler de oyunu sorunsuz bir şekilde oynayacaksınız. Dediğim gibi siyah ekran sorun almamanız için dili değiştirmeyi unutmayın. Şifreyi de gösterdik. Her şeyi gösterdik arkadaşlar. Böyle devam için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.